Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün kamerasıyla beraberiz. Daha öncesinde bu iki cihazın kamera deneyimlerini ayrı ayrı deneyimlemiştik. Şimdi ise ikisinin karşılaşmasıyla beraberiz. Sağ elimde Poco X6, sol elimde ise Poco X6 Pro var. Cihazların kamera deneyimlerini daha önce test ettiğim belirtmiştim. Şimdi dilerseniz eğer oyun tarafında oynadıktan sonra ben kamera tarafında da daha iyi bir performans istiyorum diyorsanız ve hangisinin kamerasının daha iyi olduğunu bilmiyorsanız sizin için bakalım kamera aradaki fiyat farkına değecek bir kamera farkı da var mı, bunu da test etmiş olacağız. Eğer sizler de bu durumu merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izlemeyi, aynı zamanda hangisinin kamerasının daha iyi olduğunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. O zaman hazırsanız cihazların teknik özellikler karşılaştırmasıyla başlıyoruz. Cihazların her ikisinde 64 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kamerada ise yine 8 megapiksellik bir kamerayı, üçüncü kamerada ise ikisine de 2 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Cihazların ön tarafındaki selfie kamerasında ise 16 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Video çözünürlüğünde ise her iki cihazda 4K 30 FPS, ön tarafta ise 1080'e 60 FPS'lik çekimler yapabiliyor. Cihazın teknik özelliklerini gördük. Evet, hepsi aynı görünüyor olabilir. F değerlerinde çok küçük oynamalar var. Poco X6 modelinin ana kamerasında 1.7 FPS'lik bir F değeri görürken Poco X6'da ise 1.9 değerinde bir FPS değeri görüyoruz arkadaşlar. Kameranın teknik özelliklerinde bu gibi farklar vardı. Aynı zamanda Poco X6 tarafının tabii ki yapay zeka tarafında daha gelişmiş olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii bunun değerlendirmesini sizler yapacaksınız. Bizler sadece sizlere sunacağız. En sonunda göreceğiz bakalım ne gibi farklılıklar var. Teknik özellikleri bu kadar aynı iken fotoğraflarda fark ediyor mu? Göreceğiz. O zaman fotoğraflarla başlıyoruz. Şimdi ise geldik karşılaştırmaya. Sizler fotoğrafları gördünüz. Neler düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum. Ama öncesinde siz yoruma yazmadan önce ben biraz kendimce değerlendirme yapmak istiyorum. Videonun başında cihazın her ikisinde neredeyse megapiksel değerleri olsun aynı olduğunu söylemiştik. Ama iş deneyime gelince gerçekten deneyimde farklılıklar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki ne gibi farklılıklar var? Öncelikle renk doğruluğundan bahsetmek istiyorum. Renk doğruluğu tarafında benim hoşuma giden cihaz Poco X6 Pro oldu. Poco X6 Pro'da hem cildimin rengi olsun hem de dışarıdaki renkler olsun kesinlikle çok daha doğru bir performans sergilediğini kendimce düşünüyorum. Hatta kendimce düşünmeye geç, kesinlikle öyle arkadaşlar. Bir fotoğrafımız vardı, hatırlarsınız ki şöyle. Bir fotoğrafımız vardı, simitçi fotoğrafı. Oradaki fotoğrafta simitçi arabası turuncu bir fotoğraftı arkadaşlar. Ama Poco X6 modelinde bunu neredeyse kırmızı bir renkte görüyoruz. Kesinlikle renkler doğru değil. Hatta birazcık koyulaştırılmış bir haldeydi. Bu yüzden Poco X6 Pro benim daha çok hoşuma gitti. Aynı zamanda fotoğrafları yakınlaştırıp baktığımda da Poco X6 Pro'nun böyle nesneleri daha keskin, daha canlı gösterdiğini de düşünüyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Cihazın zoom performansına gelecek olursak, iki telefonu karşılaştırdığımda zoom performansında yine keskinlik tarafında Poco X6 Pro bir tık daha öndeydi. Tabii ama arada böyle devasa da bir fark olmadığını söylemek istiyorum. Her iki cihazda 10x'e kadar bir yakınlaştırma performansı bizlere sergileyebiliyor. Bunu da bahsetmek istiyorum. Cihazların geniş açılarına bakacak olursak Poco X6 modelinde 118 derecelik bir açıyı görürken Poco X6 Pro'da 120 derecelik bir geniş açıyı görüyoruz arkadaşlar. Ama çok fazla fark ediyor mu? Bence fark etmiyor. İkisi de neredeyse aynı bir performans sergiledi. Ben öyle hissettim. Ama sadece şöyle bir şey var. Nedense Poco X6 modelinde bir tık daha böyle renkler solmuş gibi hissettim. Ama Poco X6 Pro modelinde ise bir tık daha canlıydı. Yani hepsinin arasında böyle sadece bir tık bir fark var. Çok büyük bir devasa bir fark olmadığını belirtmek istiyorum. Video performansına gelecek olursam da video performansında Poco X6 modelinde videonun çok yakın bir şekilde başlıyor olmasını zaten bahsetmiştim. Bu durumu sevmiyorum. Yani eğer çok kalabalık bir kişiyle arkadaşlarınızla video çekecek
siz o kadraja sığmayacaksınız. Sadece Poco X6 Pro modelinde bu durum bir tık daha genişti. Bunu sevdim. Daha da geniş olabilirdi. Bilemiyorum, ayarlanabilirdi. Ama video performans tarafında Poco X6 yine öndeydi gibi kendimce hissediyorum. Ama bu aradaki farklar gerçekten çok küçük farklar. Sadece fark bulmaya çalıştığım için sizlere anlattığım farklar olduğunu da söylemek istiyorum. Devasa da bir değişiklik yok aslında. Her iki cihazın optik görüntü sabitleyicisi olduğunu söylemiştik ama her ikisi de ben hareket halindeyken sarsıntılar yaşadı. Bu yüzden ikisine de şu daha iyiydi diyemiyorum. Videonun ses kalitesinde ise ikisi de güzel performans sergiledi diyebilirim. Video tarafında şundan bahsedebilirim. Poco X6 modelinde hareket halindeyken odaklamalar birazcık kaydı. Ama Poco X6 Pro modelinde ise bu durumu daha hızlı bir şekilde yaşadım. Yani daha hızlı bir şekilde odaklanabildim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.